Tiroid kanseri nasıl teşhis edilir? Genetik bilimin tiroid kanserine katkıları nelerdir? Genel ve endokrin cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Mete Düren tiroid kanseri ve tedavisini çok yaşada anlatıyor. Bu bir endokrin bez yani bir hormon üreten bez ve ürettiği hormonu da vücudun tüm hücreleri kullanıyor. Yani bütün vücudun ihtiyacı olan bir hormonu üretiyor tiroid bezi. Birazdan. Evet şu an değerli konuğumuz Genel ve endokrin cerrahi uzmanı Profesör Doktor Mete Düren. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mete Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür Şeraf ederim davetinize. Efendim biz güzellik estetik dünyasında yolculuk yapan bir programız. Ancak bazı tıp branşlarını özellikle ve özellikle öne çıkan isimlerini konuk etmekten, ustalara saygı köşesinde ağırlamaktan son derece keyif duyuyoruz. Evet sevgili seyirciler, Mete Hocam cerrah paşalıdır. Eski cerrah paşalı hocalarımızdandır. Sıkı bir Beşiktaşlıdır ve aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ve UEFA Sağlık Komitesi üyesidir. Endokrinoloji uzmanıdır. Genel cerrahi Endokrin uzmanıdır. cerrahi uzmanı. Endokrin cerrahisi uzmanıdır ve genel cerrahi uzmanıdır. Hocam başka meziyetler var mı bilmiyorum ama e, ekranlarımız aracılığıyla izleyicilerimize özellikle e, özellikle konuları anlatmak üzere katıldığınız için çok teşekkür ederiz efendim. Biz ben bugün teşekkür tro ederim. Biz bugün tiroid hastalıklarından konuşacağız. Tiroid hastalıklarında, tiroid kanserlerinde gelmiş olduğumuz cerrahi tedavilerden bahsedeceğiz. Tiroid hastalıklarında karşılaştığımız e, hastalıkları genel olarak özetleyebilir miyiz hocam? Tabii. tiroid hastalıkları deyince tiroid bezinin önce ne iş yaptığını bir kısaca hatırlamakta fayda var. Bu bir endokrin bez yani bir hormon üreten bez. Ve ürettiği hormonu da vücudun tüm hücreleri kullanıyor. Yani bütün vücudun ihtiyacı olan bir hormonu üretiyor tiroid bezi. Bu tiroid bezinin ürettiği hormonun seviyesine göre tabii bir hormon azlığı veya fazlalığı gibi halk arasında işte tiroid tembelliği veya zehirli guatr ya da tıptaki adıyla hipotiroidi veya hipertiroidi dediğimiz tablolar var ama bunlar tiroid hastalıklarının içerisinde küçük bir alanı oluşturuyor. Tiroid hastalıklarının içerisinde en büyük alanı oluşturan tiroid nodülleri yani tiroidin içerisinde iyi veya kötü huylu olduğunu daha sonradan ancak gördüğümüz kitleler. Bizim İstanbul'da yaptığımız çok geniş bir çalışmada İstanbul nüfusunun yüzde bir tiroid nodülü olduğunu gördük. İnanılmaz yani çok, bir oran, yüzde 40 gibi bir evet, oran. Evet çok tabii yüksek Teşekkür bir oran olacağız. ve bu tabii değişik boyutlarda yani birkaç milimetreden birkaç santimetreye kadar değişen boyutlarda bu kitleler olduğunu gördük. Bu e, kitlelerin ortaya ortaya çıkarılmaları tabii hastaların kendi far, kendilerinin fark etmesiyle mümkün olabildiği gibi bazen hatta dışarıdan dahi görünür yani hastaya başka birisi söyler senin boynunda ne var diye. Aynı şekilde tabi uygulanan check-up programları, tarama programları e, vesilesiyle de bunların ortaya çıkarılması mümkün. E, son yıllarda tiroid hastalıkları ile ilgili farkındalığın çok artması nedeniyle tabi bu tür böyle programlar da buna çok e, etki yapmakta. E, i̇nsanların e, tetkiklerine yaptırırken işte kalbine, karaciğerine, böbreğine böbreğine baktırırken bir de tiroidime baktır diye. Hekimi uyarması veya hekimlerin daha evvelden bakılmamışsa eğer tiroid bezinin gerek fonksiyonları gerek yapısını görmek, ortaya çıkarmak için hastalardan bu tür testlerin talep etmesi vesilesiyle bu oran bu şekilde yüzde %40'lara çıktı. Evet. Peki bu grup içerisinde en çok dikkat çeken ve kişileri belki de günlük hayatında böyle bir teşhisi tanıyı aldığı andan itibaren e, tüm aurasını değiştiren e, tiroid kanserleri e, ne sormak istiyorum size? Tiroid kanserlerinde e, teşhis, tiroid kanserlerinde e, tanı ve tedavi yöntemlerindeki konuyu bize özetleyebilir misiniz hocam? Şimdi bu bahsettiğimiz hani tiroid hastalıklarının yüzde kırkını oluşturan tiroid nodülleri değişik boyutlarda da olabilir demiştim. Bu hangi boyutta olursa olsun sonuçta esasında bunların yüzde sekseni iyi huylu kitleler. İyi huylu derken tiroid bezinin kendi ürettiği hormonu adeta böyle bir havuzcuk şeklinde depolayarak kitleler yapmaları demektir bu. Yani guatr nodülü diye de bunlara e, isim verebiliriz. Büyümesinden başka hiçbir sakıncası olmayan yani herhangi bir kanserleşme potansiyeli taşımayan iyi huylu kitleler. Kozmetik görüntüde sadece bir irilik evet, Gerek kozmetik gerek mekanik baskısından dolayı da yemek borusuna, nefes borusuna özellikle... yattığı zaman daha da yukarı gelerek... bu baskı hissine... E, nefes darlığına sebep olabilecek... kitlelerden bahsediyoruz. Dediğim gibi bunların... E, herhangi bir... bu... kitle e, baskısından dışında bir... önemli, önemli özelliği yok. yok. Onun dışında kalan %20'lik grup problemlidir. O %20'lik grubun bir %15'i var. Bu böyle bir gri alan. Yani diğerlerine beyaz diyorsak bunlar gri alan. Yani ne oldukları belli değil. Bir de %5'i var ki onların da ne olduğu belli. Onlar da kanser. Bunların hangisi %80, hangisi 15'te, hangisi 5'te? Bunları nasıl ayırıyoruz? Önce bir kere bir ultrason yapıyoruz. Daha doğrusu önce bir muayenesini yapıyoruz da. Muayenedeki bulguların dışında işte çok büyük, sert, efendim etrafa yapışmış, oynamıyor yerinden vesaire gibi çok ileri evre bulgularını bir tarafa bırakacak olursak ultrasonografi görüntülerini sınıflayabiliyoruz. Ve o sınıflamaya göre de ultrasondaki görüntü özelliklerine göre şuna 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 biyopsi yapalım. Bunlara biyopsiye bile gerek yok diyebiliyoruz. Şimdi biyopsi yaptığımız zaman bu bahsettiğim 80, 15 ve 5 ayrılıyor. Yani iyi huylular muhtemelen e, tamamen diyemiyoruz tabii hiçbir zaman %100 ama basit nodül dediğimiz zaman bu %95 basittir. Ortadaki bir grup var. Orada bir %20-30 yanılma payı var. Yani %20'si bunların kanser görü kalan kısmını iyi çıkabilir diyoruz. Bir de %5 kısmı var. Ona zaten biyopsi yapılınca gelen hücre direkt kanser hücresi onda bir sorun yok. Şimdi bu grubun araştırılması lazım. Bu grubun araştırılması derken yani kanserli olanın zaten cerrahi tedavisinin dışında şu anda başka bir seçeneği yok. Şüpheli grubun içinde o gri alanın içerisine bugüne kadar yaptığımız hadise çıkaralım. Bakalım. Bakalım neymiş? Sonradan teşhisi koyalım. Evet. Önce bunlara tanısal ameliyat diyoruz. Tanısal ameliyat. Yani kanser olanın ameliyatı tedavi ameliyatı bu gri alanın ameliyatı tanı ameliyatı. Bazılarında bu tanı ameliyatı yaptığımız zaman ameliyat teşhisin dışında tedavi içinde yeterli olabiliyor. Ama bazısında bakıyoruz diyoruz ki bu lobu aldık yani şuradakinde gibi şuradaki lob, no, no, nodül için şu ameliyatı yaptığımızda yani yarısını aldık ama bu bayağı kötü bir kanser çıkarsa o zaman ikinci bir ameliyatta buna da gerek diğer yarısını da alma ihtiyacı duyabiliyoruz. Olabiliyoruz. Veya bunu yaptık, temiz çıktı. O zaman hasta ne diyecek bize? Yapmasak olur muydu? Tabii boşu boşuna mı aldınız acaba boşu hocam? Boşuna bravo. Bu bu soru yani neredeyse işte 50 yıldır hep hastalarla cerrahlar arasında ameliyatı boşuna mı oldum sorusunun sürekli gidip gelmesiyle yeni bir arayışa yönlendirdi tıbbı. Bu da nedir? Hücrelerin sadece yapılarını görmekten öte bunların genetik yapılarına göre acaba sınıflandırabilir miyiz? Peki değerli e, Mete hocam şöyle bir sorum olacak benim size. E, günümüzde e, evet bu kargaşanın içinde Bizim bu anlamda teşhis koyarken başka destek alabileceğimiz, e, tıbbi teşhiste bize destek verici başka yöntemler ya da başka çalışmalar var mıdır? Evet, burada işte demin bahsettiğim genetik bilimi e, çok yardımcı olmaya başladı. Şimdi son yıllarda e, demeyelim mi son bir yılda diyelim. Mutasyonuna kadar çok kullandığımızı biliyorsunuz son evet. aylarda <laughs> diyelim. Son aylarda. Son aylarda. Evet. Son bir yılda hatta diyelim son aylarda son bir yılda sürekli mutasyondan bahsediyoruz. Mutasyon dediğimiz ne? Bir canlının DNA veya RNA'sındaki yapısal değişiklikler, değişimler. Şimdi bu tiroid kanserinin hücresinde veya tiroidin nodül yapan hücresinde aynı virüsteki mutasyon gibi bir mutasyon oluşabiliyor. Ve o mutasyonun neticesinde ya bu nodül iyi huylu ama büyüyor. Demin de bahsettiğimiz gibi sadece hormon biriktiriyor. Başka bir kabahati yok. Ama şişiyor. Büyüyor. Diğerinde başka bir mutasyonda büyüyor. Yıllar geçtikçe de bir yerinden bozulma potansiyelini taşıyor. Kanserleşme orada doğabiliyor. Başlayabiliyor, Başlayabiliyor diyoruz bunlarda bir süre sonra. Bir grupta kanserleşiyor ama o kanser bulunduğu yerde çok bir tahribat yapmıyor, uzun yıllar sessiz kalabiliyor. Başka bir kanser bulunduğu yerde büyüyor ve hemen yanındaki organlara veya lenf bezlerine metastaz yapıyor. Şimdi bu tiroid kanserinin gen atlası çıktıktan sonra özellikle tiroid tümörlerinin 95'inin hangi mutasyonda hani diyoruz ya İngiliz mutasyonu, Hindistan evet, evet. mutasyonu, Güney Afrika mutasyonu. Tiroidin de bu şekilde mutasyonları belli. Yani tiroid tümörlerinin yüzde 95'inin sebebi belli. O yüzden şimdi bu biyopsi yaptığımız zaman sadece hücreye bakıp da bu şüpheli, bu kanser veya bu temiz demiyoruz da özellikle bu şüpheli dediklerimize du bakalım bu hangi gruba giriyor diyoruz. Şüpheliye bakıyoruz diyorlar ki iğne biyopsisinde şüpheli dendiğine bakmayın bundan bir şey çıkmaz. Ha sen diyoruz geç bu tarafa. Veya diyorlar ki iğne biyopsisinde şüpheli ama şu anda bir şey yok. Sen bunu 5 senelik aralarla bu biyopsiyi tekrarla. Okey sen de bu tarafa geçliyoruz. Öbürüne diyor ki bu biyopsiyi yaptık. Bu kanser. Sen bunun şüpheli dediğine bakma. Bu kanser. Seni bundan kurtaralım, cerrahi yap. Sen diyoruz ameliyata gel. Evet. Öbürüne diyoruz bakıyoruz ki bu hem bu diyorlar hem kanser hem de kötü bir kanser. Bunu biraz agresif tedavi etmek lazım. Yani buradaki gibi böyle hani yarısını almak falan buna yetmez. Etrafındaki lenf bezleriyle birlikte çıkartmak lazım. Hastayı en azından ikinci bir müdahaleden korumuş oluyoruz bu şekilde. Yani bu yol haritalarıyla birlikte tanıyı koyduktan sonra teşhis aşamalarında tedavinin nasıl ilerleyeceğini de belirleyip tedavideki tüm alternatiflerimizi uygulayarak bir kötü rüya olan e, kabusa dönüp kanserle e, bile gidebilecek olan bu troit e, hastalıklarını önleyebilme ihtimalimiz, önleyebilme e, kuvvetimiz, kudretimiz var diyorsunuz hocam. Evet, yani hani hastalığın oluşmasını engelleyememişsek bile hastalığın kötü sonuçlar doğurmasını engelleyebiliyoruz. engelleyebiliyoruz. Evet. evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten ben teşekkür İçimizi rahatlatan bir sonuca geldiğimizi, Türk tıbbı adını da bu konuda yaptığınız başarıyı gören bir meslektaşınız olarak sizi tebrik ederek çalışmalarınızı, başarılarınızı her daim alkışlamayı istiyoruz hocam.